Bu videoda ondalık sayıları 10, 100 ve 1000'e bölmenin ve bunlarla çarpmanın incelikleri üzerinde duracağız. Küçük bir ısınma turu ile başlayalım. Mesela 2,05 çarpı 10. Hemen videoyu durdurun ve sonucun ne olacağını kendi kendinize bulmaya çalışın. Bundan önceki videolarda sayıları 10'la çarptığımızda rakamların hepsinin basamak değerleri 1 artar. Demek istediğim iki tane birlik yerine iki tane onluğumuz olacak. Yani iki onlar basamağına gelecek. Sıfır tane onda birlik yerine sıfır tane birliğimiz olacak ve beş tane yüzde birlik yerine de beş tane onda birliğimiz olacak demiştik. Kısacası sonuç 20,5 olacak. Peki bunun tam tersini yaparsak acaba ne olur? 2,05'i ona bölmekten bahsediyorum. Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Burada ise yani ona bölerken de rakamların basamak değerleri bir azalacak. Bunun 2,05'i 1 bölü 10 ile çarpmak olduğunu da düşünebilirsiniz. 2 birlik, 2 onda birlik olacak. Yani artık 0 tane birliğimiz var. Yazıyorum, 0 virgül 2 tane onda birliğimiz olduğu için 2, 0 tane onda birlik yerine 0 tane yüzde birliğimiz, 5 tane yüzde birliğimiz yerine de 5 tane binde birliğimiz olacak. Yani sonuç 0 virgül 205 olacak. Evet, bunu daha önceki videolarda görmüştük. Peki, aynı şeyi 100 ve 1000 ile yaparsak ne olur? Mesela 57 bölü 1000. Videoyu durdurun ve bölmeyi benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Peki, birlikte yapmaya hazır mısınız? Bine bölmekle 3 defa 10'a bölmek ya da 3 defa 1 bölü 10'la çarpmak aslında aynı şeydir. Başka bir deyişle sayının rakamlarının basamak değerleri 3 defa azalacak ya da rakamlar 3 basamak sağa kayacaklar. Şuraya basamak değerlerini temsil etmeleri için bazı çizgiler çizelim. Evet, onlar basamağı, birler, onda birler, yüzde birler, binde birler, 5. Onlar basamağındaydı. 3 basamak sağ kayınca bir bakalım. 1 2 3 buraya gelecek. Evet 5 onlar basamağındaydı ama 1000 bölme işleminden sonra yüzde birler basamağına geldi. Birler basamağındaki 7 de benzer biçimde sağa doğru 3 basamak ilerleyecek yani 1 2 üç binde birler basamağına gelecek. 57'yi bine bölünce sonuç binde 57. Daha anlaşılır olması için onda birler ve birler basamağına birer sıfır koyalım. Peki, bir örnek daha yapalım. Şimdi birinin size 1,032'yi bir sayıyla çarpıp 103,2 bulduğunu söylediğini düşünün. Bu sonucu elde etmek için 1,032'yi hangi sayıyla çarpmış olabilir? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Hangi sayıyla çarptıklarını bulabilmek için basamak değerlerinin nasıl değiştiğine bakmamız lazım. Gördüğümüz gibi birler basamağındaki 1 bir, onlar değil yüzler basamağına gelmiş. Başka bir deyişle sola doğru iki basamak kaymış öyle değil mi? Sıfırda aynı şekilde sola doğru iki basamak kaymış. Bakın onda birler basamağından onlar basamağına her rakam sola doğru iki basamak kaymış. Bu da iki defa. 10 ile yani 100 ile çarptığımız anlamına gelir. Bunu 10 çarpı 10 ya da doğrudan 100 olarak yazabiliriz. Hadi son bir tane daha. 0,015 çarpı 100 diyelim. Yine videoyu durdurun ve çarpımın ne olacağını kendi kendinize bulmaya çalışın. Az önce de gördüğümüz gibi rakamlar sola doğru iki basamak kayacaklar, öyle değil mi? Yüzde birler basamağındaki 1 bir sola doğru iki basamak kayacak ve birler basamağına gelecek. Binde birler basamağındaki 5 ise onda birler basamağına gelecek ve sonuç olarak bir virgül beş bulacağız. İşte bu kadar basit.